Antalya'daki ikinci günümüzde hemen Hasgül'ün evine çok yakın, Sayın Rıza Hasgül'ün evine çok yakın Atatürk evini görüyoruz. Girelim mi? Girelim dilerseniz. Atatürk'ün evi. Tarihi bina. Önder Atatürk'ün 6 Mart 1930 tarihinde Antalya'da ziyaret ettiği. Evet. Atatürk'ün Antalya'da 1930 yılında kaldığı ev. Evet. Evlendirdi eve. Rıza Hasgül'le. Askerin yanına bile. Evet. Asker resmi. Teşekkür ederim. Atatürk. Atatürk'ün resimlerinin olduğu bir oda. Bir mesela. Zübeyde Hanım'ın evet, Antalya 1. dönem milletvekilleri Subhi Bey, Mustafa Bey, Hasan Tahsin Bey. Evet. Sanırım burada da var. Ali Vefa Bey, Zeyhan Bey. Tabi, Antalya'dan tarihi fotoğraflar. Antalya'nın eski görünümleri. Evet, eski görünümleri. Son derece orijinal ve çok önemli fotoğraflar var. Bize o dönemdeki Antalya hakkında bayağı bir bilgi sunuyor bu fotoğraflar. Ve bu yazıyı almadan edemeyeceğim. Atatürk de bizim gibi Antalya'yı çok sevmiş. Evet, üst katta çok İlginç ve önemli bir sergi. Türk lirasının geçirmiş olduğu evreleri yansıtıyor. Türkiye Cumhuriyeti kağıt paraları diyor. Evet, gerçekten çok ilginç bir koleksiyon. Yansıma yapsa da evet, emisyon grubu bir tertibi bir Türk lirası demiş. Abdülhalik. 1927. Çok ilginç. Çok ilginç bir koleksiyon. Aynı şekilde demir paralar. Ve pullar, Atatürk'ün resimlerinin yer aldığı pullar, gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında yayınlanan hatıra pullar, Atatürk konulu pullar sergilenme. Evet, tarihe tanıklık eden sandalyeler, vazolar, bibolar, evet, müze içindeki müze bölümüne gidiyoruz Atatürk'ün. O dönemde fazla eşyalar, evet, Atatürk'ün kullandığı şahsi eşyalar.
Evet. Her şey doğruluğu gibi giyimde de titiz olan Atatürk, yıllar öncesinde de görüldüğü gibi o titizliği koruyordu. Evet. Eşyaları burada da fazla bilinmeyen bir fotoğraf. Evet, Adem Bey, buraya herhalde yurt içinden yurt dışından oldukça çok insan geliyor. Geliyor, evet. Antalya içinde en çok ziyaret edilen mekanlardan birisi burası. Evet. Ortalama kaç kişi geliyor acaba senede? Kaç kişi ziyaret ediyor? Senede daha çok öğrenci geliyor tabii. Öğrenciler mi geliyor? Evet. Biraz da eğitim amaçlı herhalde. Eğitim amaçlı. Öğretmenler görevlendiriyor, evet. Gidin görün diye herhalde. Evet. 10 bin civarında gelir. Evet. Bu bölümler böyle. Çalışma masası, oturma masası. Evet. Tarihin tanığı yerler. Evet, Atatürk'ün çalışma odası, oturma odası. Yok, gerek yok. Teşekkür ediyoruz. Şamdanlar. Ve burası da Ulu Önder'in yatak odası. Karşımızda eski vali konağı, tarihi bir yapı olan bir bina, otantik özelliğini korumuş, son derece güzel binalardan biri. Evet, şu anda Antalya sinemalarında gösterilen filmler İstanbul ve Ankara'dan aşağı değil. Evet, kadar yeter. İki dostumuz yürüyorlar, Rıza Hasır ve Ervan Şelen. Evet, Antalya'nın güzel parklarından birisinde yürüyüşe başladık. Cennet gibi bir yer ve doğa harikası yerler. Deniziyle, dağlarıyla, yeşilliğiyle olağanüstü güzellikte bir yer. Evet. Antalya, Doğu Dağları'nın eteğindeki inci. Bir cennet mekanı. Evet. Muazzam güzellikteki Bey Dağları ve deniz. Evet. Dün akşam burayı hava kararken çekememiştik ama bu sabah işte ayağımızın altında her şey. Kuşların ötüşleri. Var mı İzmir'de böyle deniz? Yok canım, İzmir'de. Evet. Yıkanamadım bir girdiğimde, otlar bacağıma sardı o incir altında. Oralarda şimdi hiç yıkanamazsın. Ya, bir girdim de orada. Şehri dışarı çıkmayınca da İzmir'in bir yerinde yıkanamazsın. Yok, bizim işte hakem gibi şuraya gelip kimse yıkanıyor. Bak daha, birisi yıkanmış bayağı. Evet, fazla söze gerek yok. Bu gerçekten de dünya harikası bir tabiat parçası. Antalya'nın bu güzelliğini keşfedenler zaten bir daha bırakamıyorlar. Kilometrelerce uzanan kıyı şeridi yemyeşil. Tarihi, otantik yapısı tabii ki kıyı şehrine çok yakın olması belki düşündürücü ama yeni modern bir şehrin kurulması, ki kıyıdan uzaklarda kurulabilirdi bu şehir. Ve dağlar, dağlar, dağlar. Bey Dağları. Bıçak sırtı gibi keskin
yalçın dağlar. Evet ve deniz alabildiğine uzanan, kilometrelerce uzanan deniz. Ayhancığım, şurada bir nokta var. Kayaların önünde görüyorsunuz. Evet. Onun altında Almanya'nın bir harp gemisi var. Evet. Alman harbinde iki gemi bu yanına gelmiş, tespit ediyor İngiliz uçakları. Birini ilerilerde açıkta yakalıyorlar, batırıyorlar. Bunu da buraya sığınmış, araya burada buluyorlar, burada batırıyorlar. Evet. Onun için oraya bir şey bağlamışlar. Kaç yıldır burada oturuyorsunuz? 20 yıl oldu yeni, fakat daha evvel de 10 sene kaldım burada, ilk görev yerimde. Serik'te kaldım, fakat devamlı gelip gidiyordum. 30 senedir Antalya'da yaşıyorum. 30 yıllık Antalyalısınız. Evet. Neler değişti? Bir şeyler anlatıyordunuz çok, ama... Çok değişti. Şu karşımızda gördüğümüz şu binalar hiç yoktu. Evet. Bu taraf yeni, zaten boştu. He, yeni yapılan binaların hiçbiri yoktu 30 yıl önce. Bura taşlı, kayalıktı oralar bütün. Bomboştu bura. Hiçbir şey de yoktu. Sadece şu şeylere gidiyorduk, kayaların sonuna, oralarda denize giriyorduk. Evet. Şimdi dağlarla birleşti Antalya. Yukarısı evet. Kepez'le birleşti. Bu taraf Serik'le birleşti. Arada bir Aksu nahiyesi var. Orayla falan birleşti bütün. Antalya çok tabii eski şeyine göre iyi olmadı diyorum ben. Eskiden çünkü daha mı güzeldi? Daha güzel, yemyeşildi. Yeşil Antalya diyorlardı ki her taraf bahçeydi bütün. Limon, portakal bahçelerin içinde evleriyle. Yazık oldu o yemyeşil Antalya'ya. Maalesef beton yığını yaptılar. Peki tabii bu binalar şehir dışına kurulmuş olsaydı çok daha iyi olurdu diyorsunuz. Evet. Tam evet. Karşımızda büyük oteller var. Sheraton ve diğeri neydi? Falazer. Sheraton Oteli. Biri Falazer Oteli öndeki. Evet, onun önünde de Konyaaltı tabii. Plaj evet. Uzanıyor şu anda. Evet. Kamera o plajı kaydedebiliyor. Şu anda evet. Boş ama herhalde evet. Temmuz-Ağustos aylarında dolup taşıyor. Bu plajlarda evet. Yer bulmak mümkün olmuyor herhalde. Şimdi bir taraftan iyi oldu. Ben ilk geldiğimde bu Konyaaltı oradan başlıyordu. İlerilere kadar bütün belediye tahtabara kadar halinde yaptırmış. Bunu parası olan alıyordu. Gelen şehir halkı, fakir, fukara oralarda denize giremiyorlardı. Evet. Mutlaka ta ilerilere gitmek zorunda kalıyordu. Şimdi onları kaldırdılar. Herkese açık oldu. Çok iyi oldu şimdi. Şimdi daha iyi oldu daha diyorsunuz. Iyi oldu, peki görülüyor ki anlatmaya gerek yok. Tertemiz. Temiz. Denizi çok denizi temiz. Çok bakın temiz. Çarşaf gibi. Durgu. Ve hemen zaten belli oluyor suyun berraklığı ve temizliği. Burada denize girilmez mi? Yüzülmez mi? Temizlik ve denizin içi ışıl ışıl, pırıl pırıl ve kilometrelerce uzanan bir sahil ve muazzam bir deniz, muazzam bir güzellik ve karşıda dağlar, dağlar, dağlar. Evet. Muazzam bir güzellik. Şu tepenin üstünde bir nokta daha görebiliyor musunuz? Karşıda. Tünek Tepe deniliyor ona. Onun üstündeki o beyaz döner gazinomu. Şu karşıda. Gördüm ha. Döner gazinomu. Onun altından geçen o yolda Filike, Bulca, Fethiye, sahil boyu gidiyor. Evet. Karşıda gördüğümüz uç tepenin orası da Kemer'dir. Evet, bu Kemer'e doğru gidiyor. Finike'ye giden yol, Kemer'e giden yol. Evet. Sahil bu. Evet. Doymak mümkün değil bu görüntülere. Tabii ki turistler de sabahın erken saatlerinde geziye ve fotoğraf çekimlerine başlar. Bu çekimlere kaset mi beğenir? Saatler boyunca çeksek, çekim yapsak. Şimdi şurada
bakın yayla atıyorlar diye. Evet. Şu yönle binalara geldi. Bir de o belin üstünde var bir yayla. Böyle. Onun arkasında saklı kendi. O tepeyi açtığımız karşıdaki tepelerin altı saklı kendi. Kızak falan kayıyorlar hemen evet. Orada. Ama serin oluyor. Serin olur, canım olur bakalım. Bayağı yüksek. Yüksek olur bakalım. Serin oluyor. Daha yukarıda da aşağı ormanın içi serin oluyor. Adamlar gibi ya şu tarafına sığıyor. Ya sen güzel. Parayla mı lan? Burada da güzel bir heykellik. Yanlara 100 yıllık bir ağaç. Cidden bir ağaç. Rüzgarın sesi, kuşların sesi, tabiatın çıldırtan nefesi, Orhan Veli, Sait Faik gibi duygulara kapılıyoruz. Şairane bir his bu. Evet, tarihi Hıdırlı Kulesi. Bayrağımızın dalgalandığı şimdi Hıdırlı Kulesi. Çocuklarımı öyle yaptılar. Tarihimizin önce resmini çekiyorlar. Ondan sonra hadi tarihimizi yaptılar. Evet, ara sokaklar, pansiyonlar tabii. Çok güzel. Evet. Tarihine uygun olarak restore edilmiş. En sevindirici yanı da o. Yani burada görebildiğimiz kadarıyla gerçekten de bir özen gösterilmiş. Sokaklar eski tarihi yapıya uygun olarak restore edilerek turizme açılmış. Evet, bir kutlu mekana daha geldik. Sema Odası diyor. Bu, açıkmış, açık. Türbe, açık. Türbe mi var? Türbe, evet. Ahi Yusuf Türbesi. Evet. İçeri girmeyiz. Ayakkabı ve tabii Ahi Yusuf Türbesi. 1249 diyor. Evet. Yine bir tren ve evliya. Yandım mı? Yanında ayakkabı da etmemiz. Yok, yok. Ayakkabı yok. Buyurun siz. Ben şöyle tek mi yapacağım? Evet. Kansalı tek kansal eder misin? Yani. Bir yazı görüyoruz. Ahi Yusuf Camii ve Türbesi ve çeşmesi diyor. Evet. 1249 yılında Ahi Yusuf adına yapıldığı anlaşılmaktadır diyor. Ayrıntılı bir bilgi yok. Bu türbe ve cami hemen eski İl Kültür Müdürlüğü'nün önünde bulunuyor. Yine başka mezarlar. Evet. Eski Antalya İl Kültür Müdürlüğü ile bitişik. Bunu da tabii Ahi, bizim de Ahi babamız olan Sadık Göksu'ya anlatacağım. Ahi Yusuf Türbesi'ni ziyaret ettik 1249, ama türbe ve Ahi Yusuf hakkında ayrıntılı bir bilgi kitabede yok. Buradaki şahıslardan da öğrenecek gibi değiliz. Geliyorum bari Malta eriği. Yeni dünya dedikleri. Her türlü meyve sebze var. Şüphesiz Antalya'nın en güzel yerlerinden birisi bu. Yatların toplandığı küçük liman. Evet. Ve yivli minareye buradan bir bakış.
Antalya'nın sembolü olmuş Yivli Minare. Buradan bir başka güzel görünüyor. Evet. Antalya'nın en güzel tarihi mekanlarından birisi surlar önündeki. Evet, şu anda surları görüyoruz. Surlar önündeki bu küçük liman, yat limanı. Birkaç da fotoğraf çekiyoruz, bu video fotoğrafı. Ve bu yat limanından denize açıldım ve yine dağlar. Evet, yine her bir köşede bir güzellik, bir ışıltı, muazzam bir, evet, buyursunlar İstanbul'dakiler, görsünler. İstanbul'da bulunanlar için çekiyorum burayı da. İşte deniz dedikleri şey bu olması gerekiyor. Herhalde burada denize girmeyecek kimse yoktur. İstanbul. Kışın giriyorlar burada Ayhan Bey. Evet. Turistler burada kuyut olduğu için hiç rüzgar görmüyor. Sıcak oluyor kışın. Sıcak oluyor. Buraya esinti olmadığı için kışın hep buraya giriyorlar. Evet. Bir liman orada var. Bir de burada var. Evet, uzaktan timsaha benziyor şu benim çektiğim adı. Timsah gibi. Evet. Muazzam bir güzellik, anlatmaya gerek yok. Dil ne söylerse yetersiz kalıyor. Bu denizlere karışsak, bu dağlara karışsak diyor insan. Böyle bir güzellik karşısında söyleyecek kelimeler bulamıyorum. Evet, buraya da mum yakıyorlar, niyaz ediyorlar. Burası da kutlu mekanlardan birisi, muhtemelen bir türbe kalıntısı. Evet, yaklaşıyoruz, bakıyoruz bir ibare var mı? Evet, mum yakılıyor. Türbe kalıntısı olduğu söyleniyor. Evet, burayı özellikle çekmek istiyorum. En kuytu köşe ve gerçekten de belki de en fazla kirli olması beklenen yer, tertemiz. Gerçekten gıpta ediyoruz. Şu ağacı şeyine. Evet, balıkları görebiliyoruz, evet. Şimdi az, daha akşamlar ne öyle çok oluyor ki mum gibi kaynıyor. Muazzam bir güzellik. Dinlerim de ararım iskeleyi. Mahvunaları, kayakları su taşıyan sokaklara. Omuzunda un çırtak. Evet. Burada da bir şiir. Güzelliği anlatmayan şiirler bile yetmiyor. Ne yalan söyleyelim. Tarihi mekanlar. Burada muazzam bir su var. Böyle insan beli kadar akan su var. Ama deniz seneye seçim oldu, kabardığı için burası oluyor. Eskiden burada içilir. Bu su içilmez. Sağlığa zararlı. Eskiden içilen su şimdi içilmez. Evlerde saksıların içerisinde bulunan şey kocaman bir ağaç şimdi. Evet. Bunu çekmekte fayda görüyorum. Kocaman bir ağaç şimdi bu. Özellikle babaannem için çekiyorum çünkü o çok seviyordu. Evet. Evet. Su
önünde engel tanımıyor. Kayaya öyle bir oymuş, öyle bir oymuş ki belki zamanla göçülmeye ant içmiş. Şeklinde koskocamanın kayanın altı şu tarafından ölmüş ve ışıl ışıl bir deniz. Şeylerde vardı. Kocaman kertenkele. Evet. Hemen kaçtı içeri. Aha, bak, orta, bu yanda var. Hı-hı. Ya bakayım. Kaya yapıştı bak orada. Bak gidiyor bak. Onu gördü zaten. He, ben de onu gördüm. Evet. Doyamıyorum çekmeye denizi. Ne yapayım? Evet, sıcak. Marmara. Vurdukça vurdu. Masaya atıyorum bak. Ne yapacağım ha? Ayağın alacağım. Evet. Ne var? Antalya'nın güzel görünümleri. Ya herhalde mor. Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk heykeli. Birli minareyi bir başka açıdan çekiş. Ben buradayken diktiler bunu. Karşıda da tarihi yerler dinlenmiş. Evet. Bizim Abdal Musa'nın şeyde afişi lazımmış. Şöyle çocukların, gençlerin sergisini izleyelim. Açık sergi. Güzel bir sergi. Öğrencilerin açmış olduğu sergilerden izlenimler. Özel İpek Müzesi. Buraya bir koyduk. Evet, Koreyüzlerin yapmış olduğu resimler bir harika. Evet gençler, pardon. Evet. Olağanüstü manzaralardan birisi. Fotoğrafını çekmeden olmuyordu. Böyle tarihle soluyan bir şehir. Tabiatla soluyan bir şehir. Bu kadar güzelliğin bir arada bulunduğu bir şehir daha. Kulamayız, kulak kulak. Bir türbe. Evet. Mevlevi Hane. Tarihi Mevlevi Hane. Evet, buraları Bursa'nın müzelerine gelmiştim.
Evet, Devlet Güzel Sanatlar Müzesi'nde heykel çalışmaları. Resim çalışmaları. Evet, turistler de sergiyi geziyorlar. Evet, tramvay. Antalya'nın tramvayı da belli aralıklarla kalkıyor, halkı taşıyor. Bir başka açıdan tekrar alıyorum. Bu herhalde abartma değil. Bir de fotoğrafını çekelim bakalım şu tarihi mekanın. Karşımızda bir başka tarihi yapı daha. Antalya'nın yine simgelerinden saat kulesi. İzmir'de var da Antalya'da yok mu? Bir fotoğraf. Evet, bir fotoğrafını da buradan çekiyoruz. Sıra içinde arkadaşlar, insanlar, koşanlar, turistler. Sıcaklası. İyi ki geldi. Evet. Antalya'nın içinden bir görüntü. Kale kapısında meşhur saat kulesi yanında Mehmet Paşa Camii'ye ait çadır. Çadır var ama çok güzel. Nasrettin Hoca'nın türbesine benziyor. Evet, saat kulesini yine bir başka açıdan daha alıyoruz. Nasıl? Yok, şu tarihi. Tarihi bu hamam. Hamam, tarihi Antalya hamamı. Tarihi kuleler, tarihi mekanlar. Yine her köşeye uğradığımız gibi burada da karşımızda böyle muazzam tabiat parçası altında. Evet, Hadrian Kapısı, tarihin en büyük İmparatorluklarından birisi olan Roma İmparatorluğu'nun kalıntılarından, Antalya'daki kalıntılarından birisi. Evet. Hadrian Kalesi, Hadrian Kalesi, Antalya'nın en güzel tarihi mekanlarından birisi gerçekten. Üzerindeki işlemeler son derece etkileyici ve muhteşem. Başka tarihi yapı restore edilmiş. Değirmen de derler diyor. Değirmen önü. Değirmen önü. Değirmen önü asıl yukarıda da buna da sürtüyorlar değirmen. Arkada da bunun yanında. Evet. Şahsına da değirmen saygınlığı. Şimdi göreceğiz burada. Değirmen önü. Mezbaha. Mezbaha. Evet, her bir köşeden ayrı bir
güzel görünüyor. Şuradaki kaya çıkıntısı çok ilginç. Evet. Kaktüs büyümüş hemen yanında. Kartalık agasya ya da kanada gibi bir çıkıntı. Evet, şimdi de bir başka açıdan bakıyoruz Antalya'ya. Deniz dalgalandı sabahtan sonra. Evet, muazzam bir güzellik. Ve Türk bayrağı da dalgalanıyor. Tekne tarihi kalıntılar. Evet, Antalya bize her bir köşe başında bir sürpriz gösteriyor. Burada çok ilginç bir doğa tabiat harikası var. Evet, görüldüğü gibi çepeçevre sol tarafına olduğu halde bir kaya. Orada dindi kayası, hala su olmaya devam ediyor. Evet. Evet, şu anda Güden Şelalesi'nin girişindeyiz. Develer yolcu bekliyor. Özellikle turistlerin rağbet ettiği deve turlarıyla sanırım içindeki gezi yerleri dolaşılıyor. Evet. Evet, Güden Şelalesi'ne doğru ilerliyoruz. Tarihi mezar alanı diyorsunuz. Evet, ören yerleri, mezarlık, antik mezar. Evet. Buna benzer birkaç yerde daha var bu mezarlardan. Koyma taş. Buralar mezar. Öyle mi? Evet, babası güzel. Buna benzer şu aralarda da var. Antik mezar. Evet. Evet. Antalya'nın muhteşemliklerinden birinin daha başındayız. Güden Şelalesi'nin başındayız. Daha aşağıda daha güzel görüntüler bizi bekliyormuş. Her taraf tertemiz. Burası doğal bir park. Evet. Duyun sesi yetiyor. Konuşmaya gerek yok sanırım. Sabahın erken saatlerinde turist akını var tabii. Çin büyütürler, şey çıkarırlarmış, zeytinyağı. Zeytinyağı çıkarırlarmış anlattıklarına göre diyor Rıza Hüsnü. Evet, tarihin izinde. Şimdi de aşağı doğru ilerliyoruz. Ver alanlardan bir mağara. Mağara.
haftada 2000 lira getiriyor. Bu öyle ya. Yanıyor. Ama mangal yaptırmazlar. Yok, ileride var. Evet, küçük bir mangal. Evet. Sular sağlar gider Abdal Musa'ya. Evet, burada ise Güden Şelalesi'nden akan sular Akdeniz'e doğru ilerliyor. Şu anda Düden'in tam altındayız. Bir mağaranın içindeyiz. Ve önümüzden su. Evet, tabi yukarıdan da damlıyor sular. Evet. Evet, bir başka Düden'in içlerden yine götürdüm. Güden Şelalesi tüm muhteşemliğiyle başlayan daha güzel bir yer. Şimdi sorsalayacağım. Evet. Sokulmadım ama. Tamam. Evet, inşallah bizim görüntümüz de güzel. Bizim Şiran'ın başvurusuna benziyor buradaki suyun duruluğu. O kadar güzel, o kadar duru. Gerçekten de herkesin görüp görmesini istiyorum. Bu muazzam bu. Her yönüyle çiçekler, ağaçlar. Turistler, eğlenenler, gezenler.
Çok önemli. Herkes bizden güzeldir ya. Herkes bizden iyidir. Ustadır. Baş ustadım. Şunu diyorum. Varlığı kendinde görmeyen insan, aynada gelsin görse de affeder. Çarık deyip tarla sürmeyen insan, yetişmiş mahsul dersin. Sevda çekip yer yoluna bakmayan, mevsimler de bozmalarını takmayan, insanlığın madalyasını takmayan, gazi olup savaş versen. Yazıcı oğlu her insan bir alemdir. İnsanı sevdiren tatlı kelamdır. Dostluk yazan kalem bizim kalemdir. Doldurup küfe vursana. Ne kadar güzel ya, çok güzel. Evet. Evde de bir şey okumuştunuz. Hatta diyebildiniz mi bilmiyorum. Diğer şiirleriniz çok. Hep ozan oldum, kalem çaldım, saz çaldım. Paslı zincirleri kıramadım. Ozanlarda renk gerek, güç gerek. İstenen mahsul edemedim. Dünyada hakkımı kolu yamadım. Haksıza haykırıp farı yamadım. Cahile bir türlü yarayamadım. Menfaatsız insan göremedim. Dünya acaba senden kim memnun gitti? Menfaat uğruna canını sattı. Şan, şöhret, itibar hepsi bitti. Uçak ısırığına eremedim. Yazıcıoğlu yaşam yârim. Kime yanaştımsa o benden dertli. Bir türlü yarayı saramadım. Çok öyle ne? Binlerce. Evet, bu çok... Sami Efendi geceler yatarken falan kendim... 1600 yıl yapmış. Bak bak, 1600 yıl. Evet, ozanların kameralara karışılmaz. Evet, Veli Hasan'dan dinliyorum. Evet, ozanların ve bu kültürün gerçek yaratıcılarının sarrafı bir değerimiz ve büyüğümüz. Ben de bir şey yazdım şeyde. Ya sarrafı dedin de hep sarraf dükkanlarıyla giriyor bu. Neymiş? Karısına bilezik alayım, saat alıyor, kızına, çocuğuna, ya dedim, yani bir defa gördüm sen, ya. Seni dedim, hep burada mı göreceğim? Sarı dükkan ihtiyacım yok, altın var benim önümde. Beğenmendi, hayatında ilk son girişidir o zaman. Yapma ya, yapma ya. Elimde altın var. O da size tesadüf etmiş. Evde külçe varken tanıtım var. Elde altın var, hası var ya. Ya altını çeker zaten. Çekti zaten. Belki bak. Günlük yaşam sorun oldu. Evimizde gaz kaldı. Hatır, gönül, hayal oldu. İnsanlarda öz kaldı. Ekmeğimi çala çala her gün derinleşti ya. Rezil oldu bizim para. Yaşam için az kaldı. Genci. Bağırmaya koymuyor ki. Söylenmedik söz kaldı. Ülkem, sorunlar ülkesi, koptu bayıklı kankası. Nerede atanın ilkesi? Görmek için göz kaldı. Yazıcıoğlu halk ozanı beğenmiyor bu düzeni. Kınıyor halkı ezeni. Utanacak yüz kaldı. Çok utanacak. Ya. Coştu Yazıcıoğlu, coştu. Evet. Her zaman böyle bu olmasın, o dökülüyor şimdi. Dökülüyor. Ne yazayım bilemem ki. Şaştım düzenin elinden. Ülke dertli bilemem ki. Şaştım düzenin elinden. Düzen hep anamı düzdü. Yasalar yoksulu ezdi. Susurluk oyunu bozdu. Şaştım düzenin elinden. Din adına söyler yalan. Ülkeyi ettiler tanım. Dinli dinsiz hepsi yılan. Şaştım düzenin elinden. Yazıcıoğlu niye doğdun? Doğalı dertlerle doğdum. Yaşasam da çoktan öldüm. Şaştım düzenin elinde. Yaşasam öyle ha. Yaşasam ne olur? Evet. Güzel Anadolu'muzda bu geleneği sürdüren en büyük temsilcilerden birisi. Sizi selamlıyoruz. Teşekkür ederim. İnşallah daha genişle bir söyleşi yapacağız. Çalışmalarınıza hayranız. Teşekkür ediyoruz. Evet. Deminki sözümüze dönelim. Evet, buyurun. Şeyin, bu Güneydoğu gezimi seyretmek ister misin? Videoda? Tabii hayal biraz sonra çok... Video kaçırdı onu buraya dönmek istedim. İstekli bir şekilde. Hiç kimse yok. Evet, sizler nasılsınız? İyisiniz. Valla iyiyiz.
sizin gelmenizden çok memnun oldum. Öyle bir şeyler işte. Böyle genç bir arkadaşımın eline kamera görmek bana çok büyük ümitler veriyor. Diyorum ki biz nasıl geçmiyoruz öyle değil mi? Yok. Ama mesele, ama bayrak geçmeyelim. Çok emin ellerde. Çok emin ellerde. Evet, hayır ne olsun yorum sonu. Ama kalem de emin ellerde. Yorum sonu kalem görmüyor. Kalem de senin ellerde. Hayır biz onu hepsini veriyoruz. Kalem de orada. Şey evet, yaptı, evet, evet, evet. Her şey orada. Yok, daha çok olmadı. Ümit veriyor. Evet. Onun için gözüm de arıyor. Evimi gelişim bize bir şeref oldu. Şeref oldu. Bugün anıcım, bugün tarihi anıcım benim evim için. Ve bundan sonra elbette geziler sizin varlığınızda güzellik kazanacak. Çünkü ben şu anda Tartılı Türkmenleri araştırıyorum. Bizimkilerin giriş yerinden başladım Adana'dan. Balıkesir'in Edremit'e kadar gittim. Çanakkale'ye 200 km kara birinci geziyi tamamladım. Şimdi son gezim Çanakkale olacak. İnşallah onu da yakında gerçekleştireceğim. Böylece bu aşiretin Anadolu'daki dağılışını adım adım izlemiş oluyorum. Tabii bu bir alan çalışması ama bunun yanında gittiğim yerlerde yazılı kaynakları da araştırıyorum. Yazılı kaynaklar, tarihi kaynaklar, mezar taşlarına varıncaya kadar ilgisiz kalmıyorum. Hepsini inceliyorum. Bu arada bu insanların yani Araçerlerin diyelim eğer diyelim tam doğruysa Araçerlerin torunlarının torunları olan bu insanların kültür yapısını, aile yapısını inceliyorum, beyin yapısını inceliyorum, yani zeka durumunu inceliyorum. Örneğin bunun içinden fıkralar çıktı. Şimdi şunu biliyor musunuz? Tahtı toplumunun kendi ürettiği fıkralardan 200 sayfalık fıkralar hazırlıyor. Ve bunlar hiçbir yerde yayınlanmamış. Kendisi üretmiş. Yani bu toplum üretmiş. Kendi yaşantısıyla ilgili filan. Şimdi bu bunun sonucu evimde notlar halinde var. İşte getirebildiğimiz kadar kitap haline getiriyoruz. Eğer bu dünyadan göçersek, kitap haline getiremezsek işte çocuklarımız burada. Onlar için burada. Ne işin var? Siz buradasınız. Yazıyorum Sayın Bey'im, çocuğum benimle beraber. Ondan sonra... Ya ne işin var ki yani, geçen kardeşim? Diyorum ki... Orada yani yapı mı yapacağım, yani, yazı mı nasıl yapacağım? Nasıl sıra değerlendirin. Aman sizi geçebilir miyiz Aytun? Yok, yaşama tabiriz. Bölmeyeyim diye geçiyorum. Buyurun, ben yukarı yazıyorum. Şey, sana bize yaşama. Velhasen, bak geliyor sen de. Velhasen öleni de yazacak. Bu feleğin yazgısını bozacak. Çok güzel. Sevmeyenin mezarını kazacak. Çok güzel. Aşk sardı bedeni, ölemiyor mu? Çok güzel. Çok evet. Bu dörtlük yeter. Bunun başı şöyle bak. Yeter. Kara gözlerine kurban olduğum, evet. Salın bakarsın duramıyorum. Bak, bak. Gökte ararken yerde bulduğum, uzanıp yanına varamıyorum. Bitti ya. Bitti. Nerede bulduğum bu işte ya. Eleştiren bu. O kadar bitti ya. Yani bu insanın... Feleğin yazısını bozuyor. Tabii ya. Bitti. Şey, bir yazısında diyor ya, Atatürk gökteki Tanrı'yı yere indirmiştir diyor. Herkes gökte Tanrı arıyor ama Atatürk o Tanrı'nın insanda, yaratıcıda olduğunu yere indirmiştir. Doğru. İnsanı tecelli ediyor. Evet, tabii ya. Evet, sevgili Ahim, olay bu. Aşkına düştüm düşeli, ben Tanrı'yı sende buldum. Derdinden yanıp pişeli, ben Tanrı'yı sende buldum. Girmiş insanın içine. Ne güzel uyumuş biçime. Bunda insanın suçu ne? Ben Tanrı'yı senden. Yazıcı oğlu açtır ağzını. Sanki Beytun var. Ben Tanrı'yı senden. Benim ne işim var uzaklarda Tanrı aramaya? Ben dedim ki siz yazsın. Şair zaten. Kendi şiirlerini okuyor tabii. Şiirlerini okuyor. Kendi yazdığı şiirlerini okuyor. Sizin kitabı şiir oluyor. Hep kendi yazdığı şiirlerini okuyor. Şunu da deyim isterse. Yaza olmuyorsa, estağfurullah. Körler Tanrı arıyorlar. Tabiat Tanrı ile. Boşa kendini arıyorlar. Tabiat Tanrı ile. Her mevsim bir dünya bana, hiç mi görünmüyor sana? Cennet arar yana yana. Tabiat Tanrı ile. Yazıcı oğlu bir hoşum der, bazen olur bomboşum der. Tabiat da sen hoşum der. Tabiat Tanrı ile. Benim bir kalkın. Bu günde beş vakıda ölüp kalkın. Ne olacağız? Evet.
Ne dediğini biliyor. Nerede buldun hacı? Huuu! Nerede buldun öyle dediğini ya? Sorma ya, sorma ya. Ya enişte. Araya araya bulmuş. Enişte ne güzel söyledin. Nerede buldun? Kardeşim başka bir maksatı yok. Günde beş vakit. Kaç defa eğilip bakayım bilmiyorum. 60-70 sefer. He 60-70 sefer eğilip kalkar herhalde. Günde beş defa. Kızı da oraya gelinim olarak da dünya görüşü güzel. E kızım sen babana kötülük yapıyorsun. Bunu sen layık değilseydin, ölene kadar hiç olmazsa eğilip kalkmadan vazgeçerdi. Yok. Onu eksilmemiş. Bir de sen yok mu? Vallahi ya, hepsi yok. Evet, çok teşekkür ediyoruz ilginize, alakanıza. Biz teşekkür ederiz. Sayın Ayhan Aydın, çalışmalarından dolayı bu işin, bu felsefenin içerisinde gerçekleri araman, buralara kadar dalman, efendim, hatta Aleviler içerisinde Aleviliği anlamayanlara anlatman, büyük bir görevdir, büyük bir hazinedir. Öyledir. İşte bu uğraşının güçlü halkalarından. Tabii güçlü yani halkalarından. Kendi elimi demek istedim ama. Tabii canım. Yani biz nihayet kalemimizde, işte değişimimizde yapıyoruz ama hayır, o adım adım gezerek, sizin de çok görevli. Kendi kamerasıyla da evet, bu işi tabii. Herkesin de bu işe biraz katkısı olsa ne güzel olur değil mi? Bir böyle döndüğün, yani bir tanesinin böyle kendisini bu işte ya ben de bu işten vazgeçtim görmedim. Yok. Hayır da bir miktar oldu. Evet, demin özel sohbetimizde geçti. Yani yüzyıllardır gelen ayrımcı zihniyet günümüzde de devam ediyor tabii. Yani, yani toplayıcılığın dışında hala asimile demeyeyim ben ona ama disipline etmeye çalışıyor. Bu korkunç bir olay. Yani halk artık bundan dolayı şey yapmaz olmuş. Gitmez olmuş. Gözü korkmaya başladı. Dernek, işte vakıf gibi şeylerden böyle korkuyor. Bakıyorsun, iki kişi çıkıyor, hayır bu böyle olacak, şöyle olacak. Oysa inanç yüzyıllardır gelmiş. Benim babam böyle biliyordu, anam böyle biliyor. Ama temel de aynı. Ve inan şunu diyebilir miyiz yani? Buna rağmen şu son zamanlarda büyük bir gelişme olduğu için herkes rahat yaşıyor. Herkes rahat yaşıyor. Ben Alevi'yim diyebiliyor. Ben Alevi'yim. Yani bunun özü de şudur. Yani çok enteresan. Aleviler demokrasiye çok düşkündürler. Çünkü demokrasi olduğu dönemlerde. Demokrasi gelişiyor o zaman. Açıkça söyleyebilme cesareti olmuşlar. Alevilik değil de demokrasi gelişiyor yani. Böyle toplum da artık bunu kabul etti. Onun için demokrasiye düşkünüz. Yani evet. Ben de halk bunu ifade edemez. Evet. Demokrasi diyemez. Yani bunu kültürden bir tane ifade edemez. Bilmez ama. Alevi demokrasiye düşkündür çünkü evet. Bilir ki demokrasi olduğu dönemlerde kendini ortaya çıkar. Evet. Karşıda birisi dükkan devraldı, amasını daha gittim, şimdi bir sene arayan insan. Alevimizin çekimeden hanım, Alevi'yim, ben gelinliyim falan dedi. Yani eser olsa diyemezdi. Müşteri yenmez diye müşteri yenmez, hiç yolunda değil. Ve rahatça birdenbire. Evet. Eser diyemezdi bunu. Tek iki aklım etiyor falan diye çalmaya çalışıyor. Değil, Alevi mi? Yani köylü saklamak zorunda kalırdı. Mesela ben 20 yıllık öğretmenim. Ben 15 yıl önce ben Alevi'nin de tahtacıyım diyebiliyor. Çünkü tahtacılık Alevi'nin dışında bir de hor görülen başka bir şey. Tahtacılık bir de ayrıydı. Biz bir de yani Çinlere bizi karıştırmaydı. Gerçi onu hor görerek demiyorum ama Yörük bir miktar böyle sürekli kendini üstün görüyor. Oysa tahtacının Türk şeyleri Yörük'ten artısı vardır, eksisi yoktur. Tabii de bir yüzde artısı vardır. Yani eksisi yoktur. 953'te Kahta'ya sağlıkçı gittiğim zaman Kahta'nın 27 Pare köyünün 2 Alevi köyü vardı. Susyan Bizirin diye. 2 Alevi köyü kazaya yakın. Ben o Kahta ilinde daire arkadaşlarım dahil, kazadaki mesai ettiğim arkadaşlar dahil hepsine söylemiştim. 953 dikkatinizi çekiyorum. 47 yıl evvel ben bunun mücadelesini veriyorum. Kâhta ne demek? Adı yap. Ama yani dedelim, kurumunu bilmiyorum nasıl kullanıyorlar. Yani ben kursu çoğu denilemesini, cilemesini yapmadım ama dedelim kurumunun yavaş yavaş yok olması. Evet. Bu işin birlikte dağılmasına neden oldu. Yani her bir kere hocam, her tahtacı obasının bir dedesi var. Özellikle beni bağışlar mısın? Ben şunu şöyle düşünüyorum. Evvelce dedeler bir şey bilmese de babasının, ceddinin ismiyle gelip ben dedeyim diye sana elini öptürüyordu. Bugünkü Türkiye o Türkiye değil.
Bugünkü gençlik o gençlik değil. O gençler geliyor, sende gerçekten bir bilgi varsa, alacağı bir şey varsa itibar ediyor. El öpme, haşlık verme, devre geçti abi. Ama tabii yani bunun şeyi de var. Yani dede deyince dede bilgi olmadı. Dede çağdaş olmadı. Dede suallere cevap vermiyor. Halis Seyircan Hanım'la. Beyoğlu, ben 1979'da... Evet, 7 Kasım 98. Akşam bir köyüne gittim. Evet. Taşanlı diye. O İran'a gelmedi Taşanlı. Evet. Bir ucu Malatya'dadır. Malatya'nın Taşanlı vardır. Evet. Sanıyorum Dairel Devi'dir. Malatya'nın Elbistan'a yakın kısmındadır. Evet. Bir Taşanlı Elbistan'da vardır. Bir Taşanlı da şeyde vardır. Avşin'de vardır. Avşin'de. Ondan sonra isim değiştirilmiş. İşte orada İnci var, yukarı daha farklı köyler var falan. Onun hepsi bir boydan yani çıkmış. Köy büyüdükçe dağılmışlar. Evet. Şimdi orada bir şeyimiz vardı, köylerimiz vardı. Ben dedim ki ona ya dedim. Amca dedim, dedim neye dedim yani bu böyle oldu falan dedim yani. Ya çok çabuk dağıldık. Yani eskiden dedim ya Taşanlı'yı 10 yıl önce görsen falan diyorlardı bana dedim. Şimdi bize bana çok ilginç bir şey koydu. Dedi ki, şimdi biz zaten bu iş böyle dedi yavaş yavaş bağlar kopmaya başladı. Yani ekonomik işte, siyasidir, toplum işte. Hacısı, hocası, dedesi dedi yok. İşte sınıfsız toplum falan dedi. Dedi. Biz dedi zaten bahane arıyorduk dedi, bunu yok ettik. Olmaz. Yok ettik ama onun yerine yeni bir şey koyamadık. Şimdi neyi yok ediyorsan onun yerine bir şeyler koymak zorundasın. Şimdi dedesiz toplum imamsız camiye benzer. İmamsız camiye 3-5 defa gider ondan sonra cemaat gitmez. Şimdi dedesiz de böyledir. Yani nereye toplanacak? Hocam dede de var, dede de var. Ama işte iyisiyle kötüsüyle yok ettik ama. Yani onun yerine de bir şey koyamadık. Koyamadık şimdi, ne koyacaktık? Hayır, yok etmeyiz, şöyle yok etmeyiz. O bilinçli kendisini yenileyen çağdaş dede zaten toplumdan vazgeçemez, toplumundan vazgeçemez. Ama dediğim gibi babasının dedesinin ta kendisini eskileri devam ettiren dedeyi de bugünkü gençlik kabul etmez. Bu çağı sen şey yapamazsın, geri çeviremezsin. Bu mümkün değil. Ama çağdaş olan dede, bilgili olan dede. Demokrasiyle bağdaşan dede, yeni çağın icatlarıyla bütünleşen dedeyi sen bakıp da niye atacaksın ki? Ne güzel. O yani o zaman bizim bir dede okulumuz olması lazım. Böyle bir okul yok zaten. O dede okulumuz, bunlar üniversiteye bağlı, dedelik kurumunun yetişmesine bağlı, tarihleri birleştirerek bilim adamlarının bunu bir araya toplamasına bağlı. Bu bizim gücümüzün haricinde. Hepsini harcama, daha benim odaya geçeceğiz. Evet. Burada arayalım. Şimdi diyorsunuz ki Antalya'nın baharları, ilkbaharı ve sonbaharı güzel. Yazları çok sıcak oluyor. Yani yazın bize yaramıyor. Yani yazın bizim vücudumuz yaylaya bastı mı biz dehşet rahatsız oluyor ve hemen yaylaya kaçıyoruz. Zaten yaylada doğduk büyüdük. Dolayısıyla bu sahil bizi sıkıyor. Evet, yaylada doğup büyüdünüz. Evet. Nasıl, daha önceki bir söyleşimizde, gerçi bunları anlattınız ama şimdi görüntülü bir kamera karşısındayız. Nasıl Isparta, nasıl bir şehir? Şimdi sevgili Ayhan Aydın, o elini kameraya bir indir. Önce sen biraz konuş, sonra biz konuşalım. Önce ben seni bir saniye unuturum çünkü. Demiş ki, karanlıktan gidilen yolun sonu uçurumdur. Birisi de demiş ki, efendim eline, biline, beline, diline, aşına, eşine sahip ol. Yani Atatürk'ün felsefesi, Hacı Bektaş'ın felsefesi, Atatürk'ün ilkeleri bence bu Türk milletine kâfi geliyor. Bence. Arabi'yi yıllar önce değişe değişe bugüne kadar gelen, içine bazı asıl olmayan şeyler karışarak Kur'an-ı Kerim'i başka anlamlara çeken, başka ayetlerle karışmıyor. Açık, net ortada. İnsan olmak. Evet. İki toplum şimdi çarpışıyor. Ne? Birisi diyor ki, evvela din, sonra mantık. Toplumun biri bunu iddia ediyor. Toplumun biri de iddia ediyor ki, evvela mantık, sonra din. Ve benim açımdan, kitabımda da yazdığım gibi evvela mantıktır, sonra dindir. Çünkü evvela din dediği zaman konuşma hakkını kesiyor.
tartışma hakkını kesiyor. Yapamazsın, günahtır, efendim hataya düşersin, şöyledir, böyle kesiyor seni. Ama evvele mantık dersen tartışırsın, doğru olanı alırsın, istemediğini de almazsın. Bence Alevi felsefesinde söylediği gibi evvele mantık, sonra din. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Engin deneyiminden tabii yararlanıyoruz. Rica ederim. Sevgili Zorlu. Gerçekten bunlar hiçbir sözü hatırlamayacak güzel sözler. Ve bizi de böyle belirttiğin Ayhan'a da teşekkür ediyoruz. Biz de coşuyoruz yani. Yeri geldikçe de aklımıza geliyor. Açıklamalarda bulunuyoruz. Deneyimlerimizi sergiliyoruz. Bir yana diyor da değil mi? Her zaman evet. Oturup yazamayız da yani. Evet. Bir ilham konusu değil, hatırlama konusu. Şimdi ben yani şöyle... Evet, sizin bunu, gerçekten çok önemli bir çalışmanız evet, var. Bu üçüye, Anadolu Alevilerinde evet. içeri yani aynı cem ve bağlantı, duaz evet. nefesleri. Yıllardır derlediniz bunu. Yıllar. Şimdi bakın, burada bu ne biliyor musun? Yüzlerce. Fakirlere, dedelere el kitabı. Evet. Cebine sokacak dede gideceği zaman bir şeye talip üzerine nefesler hazır. Açacak, şunu seçecek, burada üç tane duvar okuyacak. Yani büyük bir ihtiyacı gidereceğim diye ben evet. emek verirken 1000 sayfaydı. Şimdi 600'e indir dedi. Kim de onu diyen, garajım bakıyordu. İndirdik sonra tüm ülkede orada kaldı. İnceleyen de olmadı. Sonra geri ancak alabildim. Aman geri. yani sağlam ele geçirebildim. Çünkü orada öyle bir düzen şimdi, var. Hemen yapın derler. Hemen yapın, getirin derler, el koyarlar. Fakat, öyle mi? Yani, fakat Kültür Bakanlığı'na sonradan sahip çıkmazlar. Kültür Bakanlığı'na götürdük. O hani bir şimdi, Ecevit Devrim neydi? O zaman götürdük. Biz de şehirler basmıyoruz. Sayın Ayhan İlhan, müsaadenle şu konuyu ben öğrenmek istiyorum. Demin konuşmanızda dediniz ki, Yunanistan'da, Bulgaristan'da Otman Baba dediniz ve bir de Osman Baba geçiyor. Hayır, Osman Bey. Hayır. Şimdi bir yerde Osman Baba da var. Osman şeyi de var. Bir de Otman Baba diyor. Bunun ikisi bir mi? Ayrı ayrı kişiler. Elbette ayrı ayrı kişiler galiba. Şimdi ben şunu gözlemledim. Otman Baba'ya Osman Baba diyenleri duydum. Sırf kulağımla duydum. Onun için diyorum işte. O kulağımla duydum. Bu yanlış yani, değil mi? Yanlış. Demeleri yanlış. Yanlış. Otman Baba, Osman Baba yok. Otman Baba. Otman Baba. Otman Baba, evet. Demir Baba, Akyazılı Sultan, Kızılderili. Bunlar en büyük tabii Balkanlardaki evet. büyük ulular. İsimler. Ulular. Evet. Evet, Tahtacı Türkmen köyleri. Evet. Evet. Bu yerleşik olan ürün yerleri aldım. Şu atı yine alırsan evet. Şimdi burada yani işte Kaz Dağı, şimdi Sarı Kız Efsanesi. Bunu böyle adım adım kendim de orada çok sevgili bir Sinan Kahyoğlu var. Tanıştın mı Sinan Kahyoğlu? Onu ben şey yapacağım, sana önereceğim. Genç bir coğrafya öğretmeni bizden. Nefis araştırmaları var. Şimdi ona geniş yer vereceğim. Evet. Onu şey vereceğim. Böyle haritasıyla, resimleriyle her gittiğim köyü değerlendirdim. Ve bu çok kabardı. Şimdi yarısı falan ancak oldu. Notlarımdan boyunu buraya geçiriyorum hepsini. Mesela diyelim ki Kargalı köyünde eski ev içerisinde çoktan yıkılmış. Şimdi en büyük hazine. İşte mesela şu ev Gökbük'te. Yıkılmış yani, artık. Yıkılmış evet. tabii. Ondan sonra yılların deneyimi yani, var. Belki de şu amcacığımız yok. Bilemiyoruz tabi de. Bir kısmı yok. İnşallah yaşıyordur. Ya, bu yok. Çoktan öldü. Mesela? Akçeniş köyünden. Akçeniş köyünden mesela. Ya, çok yaşamıyor. 9 gün dağına çıktık. Çıkardılar. Bir kısmı gitti tabi. İşte bu geceli ilgili farklı işleri alıyorum. Ondan sonra evet. Sen nasıl bakıyorsun bakayım araştırma işlerine, fotoğraf işlerine? Sen herhalde destekliyorsun bu işleri. Mesela söyle bakalım delikanlı. Şunu çekelim Tanayancığım bak. Şimdi kaç 1967'de çekmişim bak. Bu yaşlı bir kadının o günkü giysisi bayındır ödemiş. Evet. Evet. Ha, orada, tamamen ha, hazine gerçekten. Ufak bir çocuğun
Kasım'da giden Fes. O aynı köyde çekmişti. Ben bunları değil ama yurdumuzun işgal edilmesini. Şimdi bir de soy ağacı. Hacemili dedelerini öyle irdeledim ki Ayhan'cığım. Evet. Bu Türkiye'nin neresinde bir tane dede varsa şuradan alacak dede yazdım. Hangi dede var? Hacemililer de bir dede. Hacemili, Emirliler, Hacemili, önemli. Evet. Hacemililer. Yan yatır Hacemili iki tane zaten. İki tane, evet. Kurcun. Yani bu başka başına bir yapıp da böyle devam ediyor. Mesela Narlıdere. Binalar gibi üst üste yığılıyor eserler ama değerlendiren bakalım ne zaman değerlenir. Ne zaman değerlenir. Ama eninde sonunda değerlenir. Değerlenecek hiç çaresi yok. Bu klasörlere sığmayan eserler, bu Pir Sultan'ın ruhunu yaşatan güzellikler eninde sonunda evet. Değerlenecek, sizin yaşayacak. Sizin elleri bulursa değerlenir. Evet. Ben bunlar değil ama... Evet, Şah Abdal Musa diyorsunuz. Yılların... Şah Abdal Musa olarak koyuyorum kitabın. Evet, bu çok uzun bir araştırma. Abdal Musa, Şah Abdal Musa. Ve hiçbir yerde bulunamayan bilgilerle dolu. Orijinal bilgiler var tabii. Çok önemli. Biraz önce şey yapıyorsunuz. Mesela şu resmi çekmek için, bakın bu duvar eskidir, şimdiki duvar değil. Tarihiymiş. Yani bunu, şu ışığı yakalamak için bir hafta gittim erkenden, o güneşi yakalayıp öyle çektim. Yok ya. Tabii. Yandaki Akçınüş'ten gittim. Mesela insanlar niçin geliyor Abdal Musa'ya? Tek tek röportajları yaptım adamları. Nereden gelmişsiniz, niçin gelmişsiniz? Ondan sonra o şey asıl, demin ki anlatım sürekli göstereceğim. Mesela bu fotoğraflar... Törenler, ilk törenler. Yani ilk tören röportajları. Ben kurucusuyum bu derneğin. Ondan sonra kimler gelmiş, kimler söyledi, Aşık Daimler, Ali Ekberler, o zaman ilk şey, ozanlar. Evet. Çalıp söylediler. Kendim de çalıp söyledim. Kendim bir şey söylediler, saz. Hemen sahneye çıktık. O dilek ağacını gördünüz. Bakınız şu fotoğrafları hiçbir yerde burada net bulamazsınız. Bunlar değil. Gideceğim şimdi size. Bunlar bahçede kurban yerken. O zaman hepsi öyle bu insanların. Bu ilk şekilleri. Bu işte net resimlerden bayanları. Şu sahne şimdi yokken. Bu bak yaşlı bir kadın. Geride öyle. O dönemler kalabalıkmış tabii. Bakın kapılar. Giriş kapıları. Şey, Kudalı Sultan. Çabuk çayır. Hayır şey geçireceğim aslında. Kreki. Yani şey muhteviyatını görüyor. Mesela bakın, türbenin içi. Buna dünyanın parasını verdim ben. Adamı buradan gördüm şeyi, fotoğraf fotoğrafı. Bak, yazıcı olur. Sen burada net fotoğrafı gördün mü? Çok güzel. Çok çok güzel. Bak. Biraz sesli vurursun da teyip alsın. Hı. Evet, çok güzel fotoğraflar. Daha var bak, şuna bak, şu fotoğrafı bak. Gayet güzel. Değil mi? Ve bu işi profesyonel elemanlara yaptırdım. Evet. Tabii. Ha bak mesela. Evet. Şurada, şu. Değil mi? Bu, hiç kimse bu net çekemez bunu. Ha, geri kroki bakın. Şimdi şu kroki Abdal Musa'nın yerleşim şekli. Yalnız böyle yollarımızda belki böyle değil. Fakat mevcut olanların hepsi, hatta Hüsnü Ehliye rahmetli şu şeyi 4 numaraymış. 4 numara at meydan. Ya bu nasıl bir şeydi? Benim haberim yok dedi. Şimdi ondan daha eski hesaptamışım. Yani babası ne duymamış? Türbe şu anda şu büyük ağaç şey var. Bak bu sağ olan yaşayan bu bir. Zemzem kuyusu iki. Evet. Bir de türbe üç. Şu üçü. Yani. Zemzem kuyusu şu türbe şu. Önünde. O cami gitmiş ha. Şu türbe kaç numara? 17. 17. Türbe değil mi? 17 bak şurada. 17 yatır ha. Abdal Musa. Evet. Şu çınar. Şu da Abdal Musa. Çınar şu anda törenlerin olduğu. Olduğu evet. Ha, o. Evet. Yani şu üçü var. Gerisi yok. Bakın derviş binaları üç katlıymış. Bilmem giriş misafirhaneler şuna mı? Evet. Bu, şu saptamayı, bakın sarnıç kuyu. Evet. Bu saptamayı hiçbir ülkede bulamazsınız. Bulamaz, evet. Ve uzun uğraştı. Sonra ne yaptım biliyor musun? Bu numaraya göre hepsini izah ettim. Hangi bina, hangi bina içinmiş bakın. Ne zaman yapılmış? Teker teker ha. Ne zaman yapılmış, nasıl yapılmış? Tekrar yazıyorum. Teker teker yazıyorum. Bakın bu hep numarasıyla. 4, 5, 7, 8, 11.
nedir, nasıl olmuş, niçin, neye yarıyor? Çok güzel. Abi, ve bunu Abdülhamit Derneği maalesef Musa Seyirci'nin uydurup şeyini bastı, bunu basmadı. Ne? Bakın, Musa Seyirci. Durdağına çıktım, kilometrelerce çok uzaklarına ovayı çektim. Biz de çektik. Bakın ovayı, Akçeniz Köyü, Tege Köyü yan yana. Anlıyor musun? Yine Budala Sultan. Biraz hava şu, evet, şöyle şöyle deneyim. Dur Dağı mı? Ha, dur, Dur Dağı. O, Dur Dağı. Değirmen, Güneyindeki dağın adı Dur Dağı. Tüm o ovayı almış. Tabii, tepeden alıyorum ki iyi hesap din diye. Tekke köyü de var. Tekke ile Akiniş yan yana. İki Alevi köyü var. Evet. İkisinde de hayat yok aslında. Ha. Evet. Nur Hakila Dağı'ymış. İsmini çok duyduğumuz Hüsnü İhtiyar. Hüsnü İhtiyar. İhtiyar olarak yazar. İhtiyar. Aslında ihtiyar sözcük ama. Kim bu bu? Ölen bir adam. Evet. Tekke köyünün eski muhtarı mı? Mürşidi. Abdülhamit'in mürşidi. Hem de derneğin kurucuları. Derneğin kurucusu. Abdülhamit şimdiki yöre bunun kendi malıymış. Bağışladı. Yani bir kuruş almadan. Mürşit başkanı ve dedi. Derneğin kurucusu. Derneğin kurucu başkanı. Hüsnü İhtiyar. O negatif var. Ve aynı zamanda tek olan. Gözlüğümü unuttum evde. Alın takmak. Gelmiyor. Bana dolan bir tek seni sevdim. Gerisi yalan. Sevdikçe uzakta kaldım. Bir oldu ama buldum beni. Kapısı kilitlenmiş tuzakta kaldım. Bir oldu ama buldum beni. Ben beni, ben beni dostum, ben beni. Sende gözüm görmedi, arıyorum bulamadım dedim. Ben beni, ben beni.
konuşmazsan gönlümden öldü bana. Bulmak gerek bulunduğun zamanı, bulunduğun zamanı, bulunduğun zamanı. Gerek bulunduğun zaman Elinize sağlık. Evet, bitiyor da onu abi. Bir tane. Meli Baba maşallah. Vallahi çok güzel. Bitiyor, bitiyor ama 4 dakikamız var. Yani bir tane daha dinlersen. Bir de Sema çalayım o zaman. Bir de Sema çalın. Bir daha çalın. Bizim tatilde Sema çalaymıştı. Şah'tan bize de bir gün geldi, bir gün geldi, bir gün geldi.
gün geldi. Yaşatacak sizlersiniz. Gençler. Elbette yaşatacağız. Olun, sizler 10.000 yıllık Anadolu toprağının meyvelerisiniz. Bugünün küçükleri yarının büyükleri. Ayhan Bey, Cem Dergisi'nin ve Cem Vakfı'nın genel müdürüydü. Cem Dergisi'nde bütün şeyleri, röportajları. Ben bilmiyorum. Özellikle de ozanlarla filan en ağır yazıları. Ayhan Bey'le 10 yıldır tanıştık. Son derece...